Bir anı, bir hikaye. Yıldız Sarayı'nda bir İngiliz casusu. 63. bölüm. Hazırlayıp soran ben İsmail Yağcı. İngiliz casusu Arminius Vanbury bir Macar Yahudisidir. 12 dil bilir. 4 din değiştirmiştir dinlere böyle atlaya atlaya gitmiştir. Kiminde lider olmuştur, dini lider olmuştur, derviş olmuştur, hacı olmuştur. Olmuş, olmuş, olmuş. Kılıktan kılığa girmiş ve en sonunda da Abdülhamit Han'dan bu kadar dostane ilişkileri olmasına rağmen, onu çocukluğundan beri tanımış olmasına rağmen, Teodor Herzl'in 5000 pound teklifine peki demiş, yatmış o teklife, ve Abdülhamit Han'dan Filistin topraklarında bir Yahudi kolonizasyonu için izin isteyen, gelip görüşmeyi isteyen Teodor Herzl'e izin koparmıştır. Sadece görüşme izni koparmıştır. E eh, gerisine bir şey söylemiyoruz çünkü raporumuzu dışına çıkarız. Sonra. Padişahın, padişah tabi İngiltere'den gelen bir işte Girit için biz size yardım edeceğiz demese falan hiç aldırmadığını Öyle bir cevap verdi ki biz bunların hepsini biliyoruz. Siz de bize bunu yardım etmeyeceksiniz. Biz kapitülasyonların kalkmasını istiyoruz. Padişahın hükümranlık haklarına riayet edilmesi istiyoruz. Osmanlı'dan bir karış toprak istenmesine razı değiliz. Üç tane bizim kırmızı çizgimiz var. Buna uyan beri gelsin dost olalım. İngiliz'in her tarafı her yeri kirletilmiş bir değnek gibi neresinden tutacak ki? Mısır'ı yutmuş Doğu Anadolu'da islahat istiyor. Boğazlar'da tahkimat istiyor. Nerede kaldı hükümranlık hakları? Armin Üsman böyle diyor ki padişah bu işlerde bir kumar oynarcasına kumar oynarcasına İngiltere'nin bu tekliften hepsinin altının boş olduğunu haykırdı diyor. Padişahın bu kumarı Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığını tehlikeye düşürmekle birlikte aynı zamanda iktisadi ve mali çıkarları açısından İngiltere'nin de aleyhinedir. İngiltere'nin de ekonomik bakımdan zarar göreceği bir husustur bu diyor. Hala da öyle değil mi efendim? Yani işi güncellersek Türkiye'nin vereceği bazı milletarası ihalelerde İngiltere ihale alamadıkça ne yapacağını şaşırıyor. E kardeşim siz devlet mi kurdunuz? Yoksa oradan buradan gelecek ihaneyle mi yaşayacaksınız? İhalelerden gelen ihaneyle mi? Devlet kendi kendine yaşar. Diyemiyorsunuz efendim. Türkiye'deki İngiliz çıkarlarının zedelendiği ve Alman ile Fransa sermaye ve yatırımlarının arttığı gerçeği Büyük Britanya hükümetinin ...dikkat nazarından kaçmadığını sanıyorum. Hükümete... ...Armenistan bir hatırlatıyor. Bakın diyor... ...Alman ve Fransız sermayesi... ...Osmanlı'da artıyor. Efendim... ...alışveriş artıyor, ithalat artıyor... ...onlardan ama... ...İngiltere'den böyle bir ithalat yok. İngiltere'nin de... ...böyle bir sermaye katılımı... ...yok. Bunu da ben size... ...hatırlatırım. Abdülhamid Han bunun da farkında diyor. Avrupa Türkiye'sinde demir yolu şebekelerini bir Alman şirketi yaptı. İngilizler çok uğraştılar. Çok yalvardılar. Abdülhamit Han'a taviz üzerine taviz verdiler. Ama Abdülhamit Han İngiltere'ye bu ihaleyi vermedi. İngiltere'nin maksadı Bağdat Demiryolu'nun Bağdat değil Bağdat'tan Basra'ya kadar uzatılmasını böylece de Hindistan'da Umman denizine kadar deniz yolu Umman denizinden sonra Basra Körfezi'ne girdikten sonra da kara yoluyla Avrupa'ya sömürgesinden bir irtibat yolu daha açıyordu. Bir irtibat yolu daha açıyordu. Dolayısıyla efendim bu yolu açmasın diye Almanlara verdi. Almanlar da İngiltere'nin yolunu kesmek istiyordu. Yani İngiltere'nin beslendiği hortum burasıydı. Bu hortumdan mutlaka efendime söyleyip mutlaka bu hortumdan İngiltere istifade etmesin. Almanlar istifade etsin diyor idi. Türkiye'yi kötüleyerek bazı İngiliz politikacıları bu zarara sebep oldular. Abdülhamit Han diyor ki zaten niye vermedin bize ihaleyi? Ne yapayım kardeşim sizin İngiliz politikacılarınız yatıyor kalkıyor Osmanlı düşmanlığıyla kalkıyor. Ben onlara niye ihale vereyim? Vatandaşıma bunu nasıl izah ederim diyor. Asla siyaseti bu değil. Böyle yapmak suretiyle böyle yapmak suretiyle bu işi halletmeye çalışıyor. Abdülhamit Han... Evet. Fakat ben yine de en büyük engelin tüccar ve kapitalistlerin cesaretsizliği değil de iki ülke arasındaki gergin siyasi ilişkiler olduğunu sanıyorum. Adam diyor ki ben bunu gördüm. Gergin ilişkilerden padişah böyle bahanelerle sizi savuşturuyor. Türkiye'yi kötüleyerek bazı İngiliz politikacıları bu zarara sebep oldular. Fakat diğer Avrupa ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu'nda yatırım yapmakta ne kör ne de aptaldırlar. Bunlar da bu işi çok rahat bir şekilde götürmektedirler. Onlar bu yöntemle hem ülkede mühim bir nüfuz alanı hem de herhangi bir muhtemel bir kriz sırasında müdahalelerini meşrulaştıracak bir bahane kazandılar. Yazık ki Asya kalkınmasında en mühim rolü oynayacak İngiltere bu fırsatı heyhat kaçırdı diyor. İşte bu açıdan Türkiye'deki İngiliz prestiji ve nüfuzunun azalmasına ve bundan doğacak olan üzücü sonuçlara dikkatinizi çekerim. Durumun düzeltilmesi için bir şeyler yapılmalıdır. Alacağınız tedbirlerin ve projelerin gerçekleştirilmesinde yardım etmekten zevk duyacağımı hatırlatır. Saygılarımı sunarım. Yani benim arpamı kesmeyin ey İngiliz Dışişleri Bakanlığı diyor. Benim maaşlarımı gönderin. Ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Yeni yeni görevlerde beklerim. İngiltere ile olan dostluğunu göstermesi bakımından padişahın bazı imtiyazlar bahşetmesini tavsiye ettim. Cevabı alır almaz da size ileteceğim. Eğer hükümet bazı kapitalistlere ipucu verebilirse gerisini ben sarayda çözerim diyor. Bir de söz veriyor. İngiltere kamuoyunun doğuda aktif siyaseti desteklemesi Türkiye'ye İngiliz sermayesinin yatırılması ile mümkündür. Sir Philip Curie 6 Ocak tarihli mektubuyla Vanbury'ye İngiliz kapitalistlerine imtiyaz kopartmaya çalışıp padişahı kuşkulandırmamasını tembih etti. Londra siyasi ödünler peşindedir dedi. Öyle ekonomiyi de bu işe bulaştırma dediler. Efendim 63. bölümünde sonuna geldik. İnşallah 64. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı bir hikaye.